İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ve beraberindeki heyet ile birlikte buğday hasadı başlaması ile birlikte yerinde incelemelerde bulundu. Yenişehir Söylemiş Mahallesi'nde bulunan buğday alım merkezinde hasadın başlaması ile birlikte hareketlilik başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi yetkililerinin ölçüm cihazı ile kontrol yapıldıktan sonra alınan buğdayların ödemesi ise çiftçilere peşin olarak temin ediliyor. Burada bir açıklama yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik şunları söyledi. Buğday alım merkezindeyiz. Agrar alım sahasına gördük. Şu anda da toprak mahsulleri ofisinin yetkilileriyle beraber kendimiz olarak kamplarımız olarak da buradayız. Alımlara başlıyorlar. Agrar kendimize gördüğümüz gibi günlere burada yapıyoruz. Ölçümlerde gördük. Ölçümde cihaz var. Bu cihaz ölçüyor, ölçüyor. Birinci tercihden yerliğe kadar ne görüyorsa onun ölçümlerine göre fiyat ediyor. Bildiğiniz gibi Yenişehir bölgesinin 50 bin dekar civarında buğday ölçümü, 70 bin dekar da bizim bölgemizde var. Yani toplamda 220-250 bin dekarı bölgemizdeki bir buğday ölçümü burada söz konusu. Tabii ki toprak mahsulleri ölçümün haricinde özel firmalara da yem veriyorlar. Bunu yapmaları gereken ÇFS'ini yaptırmış olması gereken çiftçilerimizin. Bak ÇFS'ine kadar önemli olduğu meydanciler ÇFS'imizi yaptırmadı. Şimdi de bir ÇFS'ini yaptırmış olan çiftçilerimiz ÇFS şehrinden kayıtlara giriyor. Buradan sıra alıyor. Buraya verip de kuyruklarda herhangi bir yerde fabrikalarda olduğu gibi kuyrukta beklerimizi kendine verilen saatte buradayını indiriyor. Tabii ki zaman zaman çiftçilerimiz de sorarlar. İnegöl'de ne yapıyorlar? Gördüğünüz gibi şu anda buradan 30-40 kilometre kadar Yenişehir'in de boğulduğu var, bakısı var. Ortalama biz buraya göre geçiyoruz. Bizim burada yönetimimiz görüldüğü gibi genelde Sumurpaşa, Boğazköy, Çavuşköy bu tarafa yakın olan yerlerde daha çok. Yine gönül kovasının doğu kısımlarında o kadar buğday olmadığı için burası bize idare ediyor. Yani bu işlerin de bir bedelleri oluyor zaten. Biz burada çiftçilerimize bol bereket, bol kazançlar veriyoruz. Geçen sene biliyorsunuz toprak mahsulleri fiyatları açıklamadığından dolayı iyi bir çalışma imkanı bulamadıydık. Bugün ikinci günü olmasına rağmen bir hareketlilik olduğunu görüyorsunuz. Demek ki çiftçi bu sefer buraya fiyatlar da belli olduğu için tercih etti. Ben buradaki sahadaki Kandırma Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hem sahada çalışan mühendis arkadaşlar hepsini onlara da kolay gelsin diyorum.